insanın inandığı her şeye inanmakla mükellefim ben. Çünkü ben inanmasam o inanıyor. Yani böyle bir realite var. Yani sorumluluk hissediyor. Tabii sorumluluk onun adına en azından ne vardır ya. Şimdi buradaki macerada hiç kimseyi kurban olarak seçip üzerinden şaka yapmayan bu olayın kahramanı benim. Gerçekten meditasyon yapmaya yeltendiğimde kesinlikle bir odaklanma problemi yaşadık. Çünkü freeback var ya cüzdan her şey. Yani gözler kapanacak dediği zaman biz alışmamışız abi. Yani göz nasıl kapanacak? Ne dönüyor burada? Ne dönüyor burada durumu var bir kere. O bir hani Alaturka bir gitti durumumuz gider. Bir ikincisi tamam elbette her şeye şüpheyle yaklaşıyorsunuz ama o şüphe şu anlamada geliyor aynı zamanda. Kendi olumsuz ön yargınızdan da şüphe duyabilirsiniz ve diyebilirsiniz ki burada böyle bir meditasyon denen şey bana bir hoşluk verebilir. Şimdi bu da bir gerçek olabilir. Kayıp gider mi? Tabii bir hoşluk verebilir. Yani eğer sabahın altısında kalkıp yani 10 dakika zıplıyorsanız bu sizde bir oksijen patlaması yapıyorsa ve bu da bir şey olarak adlandırılıyorsa tamam benim kabulüm bu ama anne yani sabah 6'da uyandırıp yani fırla bir ekmek al dediğin zaman onu dynamic meditation olarak kabul etmiyorsan orada bir sorun var. Ben bunu nasıl alkışlamayayım ya? Orada bir sorun var demek. Buna ya orada böyle bir bilgi şimdi bunu bilmiyorum değerlendirin de benim hissiyatım şu. İlgileniyor insanlar bunlarla. Bu da daha eğitimli insanların ilgilendiği meseleler. Evet. Ama yani bunların içinde de komik yani böyle bir teatral bir komiklik de olmadığı da söylenemez. Yani böyle bir komik bir durum oluyor, olmuyor değil. Hani bazen görüyoruz ya böyle komik cinci hoca şeyleri, gizli kameraları falan. Ha, tamam ona benzemiyor belki ama o saflıkta oradan bir şey bekleyen, o saflıkla orada komik durumlara düşen ya da bu, beklediği şeyi pek de bilmeyen. Bu şey, bu tekrar gelme reenkarnasyon olayları da bu meyanda, bu mahfillerde çok konuşuluyor. O da yaygınlaştı. Evet. O konuyla ilgilendin mi Hindistan'ı? Hindistan'a bu niye gitti? Ben Hindistan'da şu hisse biliyorum. Kapıldım. Yani inanışla ilgili çok teferruatlı bilgim yok ama reenkarnasyona inanmasını oradaki sokakta gördüğüm fakirden yola çıkarak söylüyorum. Diyorum ki kendi kendime yani tekrar gelmeye gerçekten ihtiyacım var. Yani yıkılır. Yani hani denir ya bu sayılmaz. Ya şimdi inanışı itibariyle bunu söylemesini anlamlı buluyorum yani. Yani gerçekten bu sayılmaz. Bunun bir daha gelmesi lazım. Eğer yani vaziyeti kelek olduğu için bir daha gelmesi lazım ya oradan normal, gidiyorsun. Normal. Yani onu suçlayamam bu inanışından dolayı. Ritüel yani dini inanışlarına falan peki insanları... daha önceki hayatında daha iyi bir şeyse yuman sahibi olmaz. O vardır. Kertenkele. Şimdi ben hiç kertenkele duymadım. Kral kraliçe Rus çarıydım vardır çok. Yani önceki hayatında Rus çarıydım. Yani bir tane duymadım. Ben mesela hani gösteride söylüyorum. Yani bir kişi dememiştir ki sen neydin önceki hayatında? Ben işte karşının taksisiydim abi falan. Yani simitçiydim yok. Kontesla falan. Peki sen Hindistan'a niye gittin? Yani hocam siz hiç gittiniz mi? Hayır. Gitmek arzusunda mıydınız? Turistik. Bir dakika. Bir iki defa Pakistan daveti oldu. Durumum el vermedi. Gidemedim. Görmek isterim. Yalnız çok da korku salıyorlar. İşte hasta olmadan dönemezsin. Kesin. Şu antibiyotikleri al. Şunları evet. Al yanına. Bilmiyorum sen ne gördün aşıları orada? Aşıları falan. Bir kere niye gittin? Ve yalnız mı gittin? Yok yalnız gitmedim. Yani bir arkadaşımla gittim de bir turistik gezi. Aha. Ve bu tip hani böyle münferit aktivitelere de katılma gayreti gösterdik. Yani gülerek oradan ayrıldık. Bizi şimdi tutmadı yani o hamuru bu, tutmuyor. Bu guruların yani burada tabii Amerika'da da gördüm. Ben böyle yani süper peygamber gibi karşılanıyorlar. Şu bu. Burada da öyle işte elini koyduğu gibi serinlik hemen yayılıyor filan. Orada ne durumları? Valla bu 80'ler şimdi
yerel olan hadiseyi bilmiyorum. Yani bu Hinduizmle ilgili ya da onunla bağlantılı şeyleri bilmiyorum. Hayır, yani orada da böyle ferahlık, mutluluk filan dağıtıyorlar mı orada? Ya böyle batılıya yönelik 70'lerde, 60... Kimse 400 dolar filan orada verip gidemez. Zaten 400 doları olsa adam... Ya bu bizim buradaki hadise bence şu. Bu 60'larda, 70'lerde ya da 60 değil, 70-80'lerde olan böyle bir batı gençliğinin gidip orada... Yani onlara özgü bir çiçek çocuklarla başlayan. Evet, ama şu anda ticaret halinde. Yani bakın, bugün Nil Kara İbrahimgil köşesinde yazmış, gerçek bir guru. Artık böyle ama guru bir tabir artık bir noktadan sonra. Yani ama bir işin gurusu olmak. Bunların coğrafyaları var artık. Duayen. Paris, Paris'ten Belgrad, Belgrad'dan İstanbul, 30 Ağustos'ta Mısır, Hakkari. Ya insanları dinlemekten bir beis görmüyorum ya. Ben. Evet. Yani bir zevk alıyorlar. Bambaşka bir yani Koreş tarikatına hiç dönüşmüyorsa. Neydi, bir başka birileri daha vardı 70'lerden. Vallahi çok insan vardı böyle. Ve... Yani... Ama şimdi çeşitli inançlar var. Nil alacağını alır oradan. Ama daha parayı daha verdikten sonra kolay. Babası demiş ki pilav koy, üstünden yürüt, guru üstü pilav olsun demiş. Çok hoş bir tabir babasınınki.